Eğer bir otoimmün rahatsızlığınız varsa veya otoimmün hastalığı olan birini tanıyorsanız bu video sizin için çok önemlidir. Sanırım çoğu zaman insanlar size ne yapmanız gerektiği konusunda tavsiyeler veriyorlardır. Hatta doktorlar veya videolar belki de bir araştırmaya atıfta bulunarak size ne yapmanız gerektiğini söylüyorlardır. Bazı çalışmaların şunu söylediğini duyabilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız otoimmün hastalık riski %50 oranla azalır veya her neyse Vay canına, bu iyiymiş. Ben bunun nedenini bilmek isterim. Bu videoda neden sorusunu soracağız. Bu patofizyoloji durumu veya hastalığın nasıl oluştuğunun mekanizması ile ilgileneceğiz. Her şey birkaç faktöre bağlıdır. Ancak D vitamini eksikliği bu sorunun merkezinde yer almaktadır. Aslında bazıları en başta bir tür D vitamini eksikliğiniz olmadıkça otoimmün bir hastalığa bile yakalanmayacağınızı iddia edebilir ki bu büyüleyicidir. Bir otoimmün bozukluk vücutta gelişen büyük bir fırtınadan, yani aynı anda meydana gelen çeşitli şeyler nedeniyle oluşur. Birincisi D vitamini eksikliğidir. İkincisi genellikle bir virüs veya bir bakteri veya başka bir patojen tarafından tetiklenir. Örneğin aşı gibi bağışıklık sisteminizi zayıflatan bir şeye maruz kalabilirsiniz. Strese de maruz kalabilirsiniz. En kötü stres türü, sevdiğiniz birini kaybettiğinizde yaşadığınız strestir. Bu nedenle, kayıp yaşayan ve ardından otoimmün bir hastalık geliştiren insanlar arasında çok büyük bir bağlantı vardır. Ayrıca, bunun büyük bir kısmının bağırsak kökenli olduğunu biliyoruz. Çünkü uyguladığınız tüm yanlış diyetler mekanizmayı tetikler. Ek olarak, genetik bir zayıflığınız varsa veya genel olarak otoimmün hastalıklara karşı duyarlılığınız olabilir ya da D vitamine emiliminde veya inaktif D vitamininin aktif D vitaminine dönüştürülmesinde genetik bir zayıflığınız olabilir bu benim için de geçerlidir çünkü daha önce böyle bir sorunum olduğunu öğrenmiştim aktif olmayan D vitaminini aktif forma dönüştürmekte zorlanıyormuşum bu da çeşitli iltihaplanma problemleri yaşadığım dönemleri açıklıyor fakat Allah'a çok şükür bazı genlerin olumsuz etkilerini önlemek için yaşam tarzımı kontrol altında tutacak kadar bilgim var bu durum bahsettiğimiz bu epigenetik konusunda gerçekten harika bir yaklaşımdır. Videolarımda giderek daha fazla dahil etmeye başladığım epigenetik konusunu gerçekten anlıyorsanız, örneğin sizi tüm bu koşullara duyarlı hale getiren belirli genlere sahip olsanız bile tüm bu koşulların oluşmasını kendi çabanızla engelleyebilirsiniz. Böylelikle bu genleri %100 oranla uykuda tutabilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için gereken tek şey doğru bilgidir. Bu videoda bahsedeceğimiz konu budur. Otoimmün hastalıklarla ilgili en önemli şey D vitamini eksikliğidir. D vitamini almayı önleyen, yakın zamanda benim de sahip olduğumu keşfettiğim genetik sorunların ötesine geçen birçok engel vardır. Eğer obezseniz D vitamini emiliminde sorun yaşarsınız. İnsülin direnciniz varsa veya cildiniz biraz daha koyu ise D vitamini emiliminde sorun yaşarsınız. Bu engelleri aşmak için daha fazla D vitaminine ihtiyacınız olacaktır. Kışın sürekli evde olduğunuz için D vitamini alamazsınız. Böylelikle D vitamini almak gittikçe zorlaşır. Yaşlandıkça ve cildiniz kalınlaştıkça yeterince D vitamini alamadığınızda bilinen bir gerçektir. Peki D vitamini ile aşırı aktif bağışıklık sistemi arasındaki bağlantı nedir? Bir otoimmün hastalığından bahsettiğimizde vücudumuzun kendi kendisine saldırdığı ve antikorlar ürettiği çılgın bir bağışıklık tepkisinden bahsetmiş oluruz. Bu, bazı bağışıklık hücrelerinin kendi dokularınıza karşı savaştığı anlamına gelir ki bu hastalıklı bir durumdur. Vücudumuz bunu neden mi yapar? Buna neden olan büyük bir kafa karışıklığı olmalıdır. D vitamini hakkında konuştuğumuzda D vitaminini eşsiz kılan şey çok karmaşık bir bağışıklık sistemini kontrol etmesidir. Bağışıklık sisteminin belirli kısımlarını artırabilir, geliştirebilir, azaltabilir veya baskılayabilir. D vitamininin bağışıklık sistemini baskıladığını düşündüğünüzde otomatik olarak bunu yapmak istemiyorum çünkü bu benim bağışıklık sistemimi zayıflatır diye düşünebilirsiniz. Öyleyse bunu açıklayalım. Çünkü henüz D vitamini alarak bağışıklık sistemi tehlikeye atabilecek. Hiç kimseyle tanışmadım ve bunun nedenini tam olarak birazdan siz de öğreneceksiniz. Bunu açıklayabilmek için size bazı yeni terimleri açıklayarak başlamalıyım. Bu kısım biraz karmaşık gelebilir. Sizden ricam lütfen sıkılıp ileri atlamayın. Bunları anlamanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Otoimmün hastalıklarında iltihaplanmaya sahip olursunuz ki iltihaplanma otoimmünitenin ayırt edici özelliğidir. Dünyanın en çok satan ilacının bir iltihap önleyici olmasının nedeni budur. Bu birçok insanın otoimmün hastalıklarının yanı sıra iltihaplı hastalıklardan müzdarip olduğu anlamına gelir. Böylelikle bu bağışıklık iltihabına sahip olduğunuzda birçok şey tetiklenir. Bahsedeceğim ilk şey NF kappa bi yani nükleer faktör kappa bi denen bir şeydir. Bunu basitçe anlatmak gerekirse bu çok fazla iltihaplanmaya neden olan bir şey ve bağışıklık sisteminin savunma mekanizmasının bir parçasıdır. İltihap aslında size yardımcı olmak için oluşan bir şeydir. Ne zaman bir enfeksiyon geçirirseniz ve bir otoimmün hastalığınız olursa bu NF kappa bi açığa çıkar. Aktif modda otoimmün hastalığınız olduğunda veya iltihaplı bölgelere yayılma eğiliminde olan kanseriniz olduğunda her zaman çalışır vaziyette olur. Bu çok ilginçtir. Aslında kanseri tedavi etmek için uygulanan yeni stratejilerden biri NF-kappa B'yi bloke etmektir. NF-kappa B'nin oluşmasına patojenler, ağır metaller, stres ve arterlerinizi istila edebilen bu kötü kolesterol olan oksitlenmiş LDL gibi diğer bazı şeyler neden olur. Bu, arterlerde plak iltihabı ve tromboz gibi iltihaba neden olur. Bunu önemli yapan şey, atar damarlardaki plakların mikroplarla dolu biyofilmler olduğunu hakkında yapılan yeni tespitlerdir. Yani büyük olasılıkla olan şey, bağışıklık sisteminizin mikrobu öldürmeye çalışırken bu nf kappa B'yi aktifleştirmesidir. Bu nf kappa B olayı, makrofaj adı verilen büyük hücrelerden gelir ki bu da önemli bir bilgidir. Makrofajlar savunma mekanizmasının ilk hattı gibidir. Etrafta dolaşırken kelimenin tam anlamıyla patojenler ve kanser hücreleriyle beslenir. Ayrıca bağışıklık sisteminin diğer bölümlerine belirli savunma mekanizmalarını tetiklemeleri için sinyal gönderir ve bunlardan biri de iltihaplanmadır. Bu nf kappa b olayı tüm bu bağışıklık sürecinin başlangıcı gibidir. Sizde bir iltihaplanma oluşur ancak bundan sonra gerçekleşecek bir dizi şey vardır. Bunların çoğu daha fazla iltihaplanma içerir. Sitokin terimini duyup duymadığınızdan emin değilim ama bunu gündeme getirmek istiyorum. Çünkü sitokin bu iltihaplanma sürecinin bir parçasıdır. Sitokinler iltihaplanma ile ilgili olan iletişimi sağlar. Bahsetmek istediğim pek çok farklı sitokin türü vardır. Çünkü bunlar doğrudan konumuz olan D vitamini ve otoimmün hastalıklarla ilgilidir. Öncelikle başka bir terimi daha tanımlamak istiyorum. Interlökin. Inter bir iletişim aracı olduğu anlamına gelir. Lökin, temel olarak bir beyaz kan hücresi olan veya bir lökosite hedef alan bir lökositten gelir. Yani interlökin, temelde beyaz kan hücreleri arasındaki iletişimdir. Bu konuyla ilgili bilmeniz gereken tek şey budur. Pek çok farklı tipte interlökin vardır. Sanırım 50 farklı çeşidi vardır. Bahsedeceğim iki tanesinden biri interlökin veya il 1 beta olacaktır. Bu, temelde basitçe bağışıklık sisteminin diğer kısımlarını göreve çağırır. Yani hey bu immüne rahatsızlığında daha fazla desteğe ihtiyacım var der. IL veya interlökin bir betanın yaptığı şey budur. Diğer önemli interlökin türü IL-6 veya interlökin 6'dır. Bu daha fazla iltihaplanma yaratan, daha fazla bağışıklık yardımı çağıran bir interlökin türüdür. Bu C-reaktif protein denilen başka bir iltihaplı proteinle ilgilidir. Bunu benim için özel kılan şey, yaptırdığım genetik testinde IL-6 proteiniyle ilgili bir sorunum olduğunu fark etmemdir. Yani genetiğim aşırı tepkili olduğumu göstermiştir. Dolayısıyla bir bağışıklık tepkim olduğunda ortalama bir insandan çok daha kötü tepki vereceğim. Bu iyi bir durum değildir. İyi olan yanı bununla ilgili ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu aynı zamanda geçmişte yaşadığım birçok sorunu da açıklıyor. Örneğin fazla antrenman yaptığımda çok fazla iltihaplanma yaşıyordum. Kötü beslendiğimde vücudum iltihapla doluyordu. Zehirli sarmaşık döküntüsü şikayetim olduğunda ortalama bir insanın gösterdiği tepkiden çok daha fazlasını gösteriyordum. Bununla ilgili asıl şey ki aslında bu videonun tüm amacı da bu. D vitamini bunu düzeltebilir. Bunu bir butona basar gibi durdurabilirsiniz. Şahsen D vitaminini dönüştüremediğim için ortalama bir insandan çok daha yüksek miktarlarda D vitamini almam gerekiyor. Günde en az 10.000 ila 20.000 IU hatta daha fazlasını almam gerekir. Tabii ki herhangi bir otoimmün sorunum yok. Bu yüzden 40.000 IU veya 50.000 IU kadar almam gerekmiyor. 10.000 ila 20.000 IU benim için iyi bir miktar oluyor. Bu iltihaplanma sürecini durdurmak için yapabileceğiniz birkaç şey daha var. Çünkü otoimmün bir hastalığınız varsa gerçekten bu sorun için çoklu bir yaklaşım benimsemelisiniz. Bu nedenle omega-3 yağ asitleri, morina balığı, karaciğeri yağı doğal bir iltihap önleyici olarak kesinlikle gereklidir. Ancak omega-6 yağ asitleri omega-3'lerin etkilerini engelleyebilir. Dolayısıyla omega-6 yağ asitlerini tüketmeyi bırakmazsanız omega-3 yağ asitleri tüketmeniz tek başına işe yaramayacaktır. İkisini de yapmalısınız. Bu, belirli yiyeceklerden, restoranlara gitmekten, hazır yiyecekler yemekten kaçınmak ve mısır, kanola ve soya fasulyesi gibi omega-6 yağ asitleri ile yemek pişirmeme anlamına gelir. Bunun yerine zeytinyağı, hindistan cevizi yağı ve tereyağı gibi şeyler kullanabilirsiniz. Ancak bol miktarda omega-3 yağ asidi aldığınızdan emin olun. Pek çok insanın omega-3 yağ asitleri ile ilgili anlayamadığı bir şey vardır. Sadece biraz tükettiklerinde iltihabı çok hızlı bir şekilde öldürmesi gerektiğini düşünürler. Eğer omega-3 yağ asitleri eksikliğiniz varsa ve omega-3'ün omega-6 oranınız 1 bölü 1 değilse bu olmayacaktır. Pek çok insanda 26 kat omega-6 karşılığı bir omega 3 vardır. Bu da o kadar dengesiz bir durumdur ki bağışıklık sisteminizde ve sinir sisteminizde yeterince omega 3'ü yeniden oluşturmanız aylar hatta bazen yıllar sürebilecektir. Yani bunu yeni yaşam tarzınızın bir parçası haline getirmelisiniz ve normal bir şey olarak dahil etmelisiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı alabilirsiniz. Eğer kapsüller halinde alıyorsanız her gün iyi bir miktar alın. Yapabileceğiniz diğer bazı şeyler, kurkumin bu konuda gerçekten önemlidir. İltiyaplanmayı azaltır. Yaban mersininiz varsa her gün bir bardak dolusu kadar yerseniz bu interleukin 6'yı gerçekten azaltabilirsiniz. Bahsetmek istediğim başka bir sitokin türü daha var. Bu ilginç bir türdür. Çünkü buna tümör nekroz faktörü denir. Temel olarak bu, tümörleri ve virüsleri yok eden bir bağışıklık proteinidir. Bir virüs bir hücreyi işgal ettiğinde TNF orada devreye girer ve bu süreçte çok fazla iltihaplanma olur. Bir otoimmün rahatsızlığında çok fazla TNF üretilir. Öyleyse bir düşünün. Otoimmün bir hastalıkta olduğu gibi patojen yoksa, patojenler ortadan kayboluyorsa sadece bu bağışıklık tepkisi kalır. Allah'a şükür D vitamini bunları durdurmak için vardır. Bahsetmek istediğim son sitokinin adı Kx2'dir. Belki bazı kaks inhibitörlerini duymuş olabilirsiniz. Örneğin aspirin bir kaks inhibitörüdür. Bunlar vücuttaki bu iltihaplanma sinyalini durdurur. Yine kaks 2'ye sahip olmanın asıl nedeni patojenlere karşı yardımcı olmaktır. Bu sanki bir savunma mekanizması gibidir. Bu nedenle hangi nedenle olursa olsun aspirine ihtiyaç duyarsanız iltihaplanmayı önlemek için yüksek miktarlarda D vitaminini kullanabilirsiniz. Ancak kaks 2 reaksiyonunu önlemek veya durdurmak için kullanabileceğiniz diğer doğal şeyler de vardır. Motaki mantarı doğal bir kaks 2 inhibitörüdür. Morina balığı, karaciğeri yağı gibi omega 3 yağ asitleri başka bir kaks 2 inhibitörüdür. Sarı kantaronda bulunan bir bileşik olan Hyperforin kaks 2'yi inhibe eder. Aslında bazı çalışmalara göre ağrı için bu bitki aspirinden 18 kat daha güçlü çalışabilmektedir. Sarı kantaron depresyon için serotonin'i düzenlemeye yardımcı olur. Ancak aynı zamanda güçlü bir ağrı önleyici etkisi vardır. Fakat D vitamini'ni unutmayın. Tanıdıklarınızdan otoimmün hastalığı olan varsa, iyi miktarda D vitamini almıyorlarsa ve bundan tamamen habersizlerse bu videoyu izlemeleri gerekir. Otoimmün hastalıklarla tedaviniz sırasında D vitamini değerlerinizin de takip edilmesini talep edin. D vitamini ile bağışıklık sistemi arasındaki bağlantı açısından da değerlendirilmesini doktorunuzdan talep edin. Bu videodan onlara bahsedebilir, görüşlerini isteyebilirsiniz. D vitamininin bağışıklık sisteminin belirli durumlarda aşırı tepkilerini durdurabileceğinden bahsetmiştim. Genel olarak T hücreleriniz ve B hücrelerinizle ilgili başka bir durdurma anahtarı daha var. Bu bağışıklık sisteminin başka bir parçasıdır. Bu otoimmün rahatsızlıklarla ilgili çok iyi bir şeydir. Çünkü D vitamini reseptörleri tüm T hücrelerinde ve B hücrelerinde bu fagositten çok daha fazla yer alır. Bağışıklık sisteminizin baskılanmasından bahsettim. Şimdi ise D vitamini alarak neyin aktive edildiğinden ve neyin geliştirildiğinden bahsedeceğiz. Vücudun savunma mekanizmasının evrimsel gelişim sürecinde kadim 3 unsur vardır. Bu üç şey patojenleri çevreler ve o patojenleri tamamen ortadan kaldırmak için içlerine binlerce delik açar. Birine katelisidin denir. Başka biri LL37 diye bilinir. Sonuncusunun adı da beta defensindir. Bu isimler önemli değildir. Bilmeniz gereken tek şey bağışıklık sisteminin başka bir bölümünün güçlendirildiğidir. Bir düşünün, steroid aldığınızda otoimmün hastalıklar için tek yaptığınız tüm bağışıklık sisteminizi baskı altına almaktır. D vitamini seçici olarak bazı şeyleri kapatır ve bazı şeyleri açar. Böylece bağışıklık sisteminizi zayıflatmaz. Otoimmün hastalıkların tedavisinde D vitamini kullanmanın önemini ve anlamını artık biliyorsunuz. Mutlaka yapılacak başka şeyler de vardır. Bu bağırsak sağlığı hakkındaki videoyu izlemediyseniz tüm süreci en başta anlatan bir videodur. Bunu buraya ekledim. Mutlaka izlemelisiniz.